Merhaba arkadaşlar, Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, Haziran ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye başladık ve Terazi burcundayız. Ama öncesinde özellikle tarot seansı, özel seans almadan önce hepimizin bilmesi gereken şeyler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, hepimiz evet geleceği öğrenmek istiyoruz ama bilinenin aksine tarotun asıl amacı geleceği söylemek değildir. Seçimlerimizde bize rehberlik yapmaktır arkadaşlar. Kısaca yapacağımız seçimlerin sonuçlarını keşfetmemize yardım eder. Ayrıca biz tarot yorumcuları medyum değiliz veya gayipten haber alan kişiler değiliz. Ne yapıyoruz? O anki bilinçaltı enerjilerinizi okuyarak olası geleceğe dair bilgiler alıyoruz arkadaşlar. Evet, bilinçaltımız geçmiş ve gelecek ve şu an arasında bir köprüdür arkadaşlar. Bir şekilde geçmişimiz, şu anımız, tecrübelerimiz, korkularımız, kaygılarımız geleceği şekillendirmekte, bilinçaltımızda kodlanırlar ve geleceği bir şekilde şekillendirmekteyiz ve biz anlık bilinçaltı enerjilerini okuyarak olası geleceğe dair bilgiler almaktayız. Evet, bu bilgileri verdikten sonra kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her cumartesi veya pazar günü saat 8-9 sıralarında yaptığım soru cevap şeklinde sizlerden gelen soruları cevapladığım canlı yayınla ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz deyip hemen sevgili terazileri fazla bekletmeden Haziran ayında içinde bulunacakları enerjiler nelermiş bir bakalım. Kartı da merak ettim. Romantizm kapısı. Şöyle şurada dursun. Kendini gösterdi. Evet, Yin Yang. Özellikle romantizm kapısının da kendisi göstermesiyle beraber arkadaşlar, Yin Yang bize hayatımızdaki yarım kalan, bir türlü tamamlanmadığımız durum veya kişilere dair görünenin ötesinde eylemin büyük bir bölümünün gerçekleştiğinin habercisidir. Yani bize bir tamamlanmadan bahseder. Yin Yang, Haziran ayı döneminde yarım kaldığımız konularla ilgili bir tamamlanma yaşama enerjisi içinde olacağız. Üçüncü çakra, evet bakalım. Üçüncü çakra arkadaşlar, dengeli ise açık, neşeli, kendine ve başkalarına saygılı, becerikli, huzurlu, zeki, güvenli, ifade gücü sahibi, sorumluluk alabilen, sevgisini ifade eden kişiler oluruz. Ama eğer aşırı çalışınca veya az çalışırsa yargılayıcı, mükemmeliyetçi, aşırı çalışmaya düşkün, üstünlük kompleksi, ikili ilişkilerde şikayetçi, depresif, güvensiz, başkalarının düşünceleriyle ilgili endişeli, fikirleri bulanık, yalnızlıktan korkan, ilişkilerde kıskanç, şüpheci ve endişeli kişilere dönüştürebilir arkadaşlar. O yüzden özellikle Haziran döneminde 3. çakra ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Dengelemek veya temizlemekle ilgili. Evet, eli kolu bağlı olma büyük bir ihtimalle çakralarımızın da tıkanık olmasından dolayı bazı konularda adım atmakta, bazı konularda gerçekleştirmekle ilgili elimiz kolumuz bağlı olabilir. Şimdi elimiz kolumuz bağlı birçok konuda olabilir arkadaşlar. Daha çok sanki bu karttan bir sözleşmenin imzalanmaması veya bir sözleşmenin iptal edilmemesinden dolayı bir eli kolu bağlılık durumu söz konusu. Evet bakalım sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarımın Haziran ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş dedik. Destemiz kart attı. Aldık, kabul ettik. Hemen
Şimdi arkadaşlar, evet, Tılsım altılısıyla ayı açıyoruz. Çalıştığımız iş yerinde bir kısmımız arkadaşlar, özellikle amirimiz, bizim üstümüzde olan şeftir, amirdir, müdürdür veya direkt patronun bir yardımını alabiliriz. Bir kısmımız içinse, iş arayan arkadaşlarımız içinse bir iş haberi ve bu iş haberinin hep beraber kutlanma durumları söz konusu. Sevdiklerinizle, ailenizle kutlama durumları görülmekte. Evet, maddi anlamda alınacak büyük bir sevinç var, büyük bir haber var arkadaşlar. Ve burada gerçekten bir kısmınız için sıfırdan başlama, yeni bir işe başlama enerjisi olduğu gibi, bir kısmınız ise şimdiye kadar hep para kazanmak için iş yaptım, artık hayallerimi gerçekleştirmek, ruhumu doyurmak için istediğim hayallerimdeki işi yapacağım diyen arkadaşlarım için böyle bir adım atma süreci görülmekte. Evet, ilk haftada arkadaşlar, iş arayan arkadaşlarımız güzel iş haberlerini alıyor, iş başlangıçları yapıyor. Bunları aileleriyle, sevdikleriyle kutluyorlar. Bir kısmımız ise şimdiye kadar gerçekleştirmek istediğimiz ama bir türlü yapamadığımız hayalimizdeki işleri gerçekleştirme durumları söz konusu. Evet, değnek kraliçesi ile beraber özellikle iş yerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, uzun zamandır emek verdiğiniz ama karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız, bir kısmınız ise yeni projeler sunup, yeni önerilerde bulup, bunların onaylanmasını bekliyorsanız, evet, onaylanacak dedi. Bir kısmınız kariyerinizi sağlamlaştıracak. Maddi sıkıntısı olan arkadaşlarımız için ise bu sıkıntılar sona erecek arkadaşlar. Şimdi ikinci hafta içinse, yani ilk 15 günlük 2 haftayı düşünürsek, gerçekten güzel, yeni enerjiler, olumlu enerjiler, yeni başlangıçlar olabileceği gibi, zaten çalıştığımız iş yerinde kariyer anlamında yükselme ve itibar kazanma dönemi olacak gibi görünüyor. Ve burada maddi kazançlarda bir artış var. Ve yine 15'ine kadar iki farklı karttan da üstlerden bir yardım, amirlerden, işte şeflerden, müdürlerden bir yardım gözüküyor. Bir kısmınız için arkadaşlar, miraslık konular söz konusu olabilir. Bir araya gelip mirasla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Burada bir detay var. Eğer bir karı kocanın yanında çalışıyorsanız, gerçekten burada güzel ilerlemeler kaydedeceksiniz. Biraz ama burada özellikle eşlerden bayan olana, kadın olana dikkat etmeniz gerekiyor. Ve üçüncü haftaya gelirken, sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarım, biraz dikkatli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Değnek dokuzlusu ve kılıç onlusu. Burada her ikisi de biraz uyarıdan bahseder. Kariyerde bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Çok mücadele etmiş ama bir türlü karşılığını alamadığınızı söylüyor olabilirsiniz. Sabır ve zamanla sorunlar çözülecek. Özellikle sırtınızdan bıçaklandığınız, ben işte bir sürü emek verdim ama bu emeklerimin karşılığında bir yükselme beklerken tam da tersi sırtımdan bıçaklandım diyen arkadaşlarımız varsa, evet, biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Bu sabrın sonu, sabrın sonu selamettir. Evet, selamettir dedi kartlar. Evet, bir kısım arkadaşım içinse, özellikle 3. haftada, Haziran'ın 3. haftasında sınava giren arkadaşlar varsa veya kredi başvurusu, iş başvurusu olan arkadaşlarım için olumlu sonuçlanacak güzel haberler hemen kapıda. Ve bir kısmınız için arkadaşlar, şans oyunlarında umulmadık bir ikramiye veya beklemediğiniz bir para durumu var. Bir para geçecek elinize. Evet, Azize ile birlikte bir kadından alınacak yardımı anlatır bize Azize arkadaşlar. İş yerinde özellikle sakin, durgun
olan bir kadın yardımcı olacak, size destek çıkacak. Ve bu dönemde arkadaşlar işinizle ilgili, parayla ilgili, maddiyatla ilgili Haziran döneminde rüyalar görebilirsiniz. Buna dikkat edin dedi kartlar. Aşıklar kartıyla beraber evet bir ortak iş yapmayı düşünen ki iki kişi yapacak bu işi. Evet bu iş gayet kazançlı, güzel, parlak gözüküyor. Geleceği olan bir iş dedi arkadaşlar. Haziran genel olarak burçlarda iş, kariyer, para anlamında iyi geldi arkadaşlar. Umarım hepiniz için öyle olur. Bakalım. Sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarımızı Haziran'da aşkla ilgili neler bekliyor? Affetmek ve öğrenmek. Demek ki Haziran'da birilerini affetmeniz veya bazı şeyler öğreneceksiniz. Bu öğrendikleriniz ışığında birilerini affetmeniz gerekebilir. Geçmişi arkanızda bırakmanız önemli dedi kartlar. Evlilik kartı. Oo, ruh ikizi harika. Ve aile sorunları. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar ister hayatınızda birisi olsun, ister beklediğiniz birisi olsun, iletişiminiz olmayan veya hiç kimse yok, düşündüğüm ettiğim diyen sevgili Terazi burcundaki arkadaşlar. Şöyle baktığımda geliyor gelmekte olan ve bir Tılsım Prensi olarak gözüktü. Evet, biraz ufak küçük adımlarla gelecek ama somut net adımlarla gelecek hayatımıza. Yani Boğa, Başak, Oğlak burcundan birisi olabilir dedi kartlar. Bu kişiyle arkadaşlar gerçekten bu kişi hayatında bir şeyler isteyen, somut bir şeyler isteyen, ciddi bir şeylerin yokluğunu ve yoksunluğunu hisseden birisi. Özellikle ciddi bir ilişki düşünüyorum, evlilik düşünüyorum diyen, ruh eşimi arıyorum diyen ve duygusal da duygusal konularda da netlik isteyen bir kişi. Evet. Böyle bir kişi sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarıma geliyor. Hayatında hiç kimse olmayanlar. Ve bu kişi arkadaşlar evet sıkıntılar yaşamış, geçmişte aşka dair üzüntüler yaşamış ve ailesiyle ilgili de sıkıntılar yaşıyor olabilir ama bunları sizinle beraber şifalandıracak dedi ve dediğim gibi gayet ciddi bir şekilde geliyor. Bir ruh eşliği bağlantısı da hissedebilirsiniz bu kişiyle. Aklımda birisi var ama iletişimimiz yok veya halihazırda partneri olan arkadaşlarımız içinse. Evet arkadaşlar biri sizi özlüyor. Hem de o kadar çok özlüyor ki bu kişiden enerjinizi kesmiş olabilirsiniz. Belki artık gerçekten daha az düşünüyor olabilirsiniz. Siz enerjinizi o kişiden ne kadar çekiyorsanız o kişi sizinle daha bir ciddi düşünüyor sanki buradan. Evet sizi çok özlemiş. Bir belirsizlik yaşıyor. Belki geçmişte siz ya bu benim ruh eşim mi ki ben bunu gerçekten çok seviyorum, aşığım derken şu anda aynı belirsizliği bu kişi yaşıyor. Ruh ikizim mi ki acaba diye böyle bir gelgitleri var arkadaşlar.
Evet, yani ve ruh eşimdir, o kişi benim ruh ikizim diye düşünmesi daha ağır basıyor ve Tılsım Prensi. Evet, bu kişi büyük adımlar gelmekle, nasıl bir de doğru söylesem, büyük adımlarla gelmektense daha küçük adımlarla gelmek istiyor. Neden? Çünkü daha önce de bunu yaşamış sanırım. Daha önce size çok büyük adımlarla gelmiş olabilir ama birden kendini çekmiş olabilir. Evet, ve ben diyor ki bu sefer biraz daha küçük adımlarla geleyim. Geri çekilip de karşımdaki kişiyi tekrar üzmeyeyim diyen, biraz prens enerjisinde gelen ama ciddi bir adımla gelecek olan birisi. Evet arkadaşlar, bu kişi belki yaşça sizden küçük olabilir veya bu kişi yaş olarak olgun olsa da hareket, tavır ve davranış olarak biraz çocukça ve toy olabilir. Evet, ilişkinin ailelere duyurulması söz konusu burada. Tılsım onlusuyla beraber yakın zamanda ailelerin tanışması, ciddi adımların atılmasını gösterir ve güneş kartı zaten aşkta bize çok sağlam temellerin atılacağının habercisi ve zaten bir evlilik kartı da verdi kartımız, destemiz. Evet, neredeydi, nereye geldik? Şimdi dilek zamanı arkadaşlar. Hemen sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarım, Haziran ayında olmasını istediğiniz şey için 3 derin nefes alıp dileğinizi içinizden geçirin bakalım. Pusula. Evet, zaten kartlarda da gayet açık ve net karar alma, kararsızlık gibi durumlar söz konusuydu. Bize pusula kartıyla beraber, evet, karmaşadan bir çıkış söz konusu. Artık ikilemde kaldığınız konuyla ilgili, dileğinizle ilgili bakış açısını değiştirmeniz gerektiğini söyler bu kart. Aynı sabit pencereden bakmamanız gerektiğini söylüyor. Eğer bakış açınızı değiştirirseniz dileğiniz olacak. Değiştirmezseniz dileğinizin gerçekleşmesi çok zor dedi kartımız. Evet arkadaşlar, sevgili Terazi burcundaki arkadaşlarım, Haziran ayı yorumunuz bu şekildeydi. Temmuz'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.